Sevgili Beşiktaşlılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar sevgiler. Evet Beşiktaş sezonu çifte kupayla çifte kupayla kapattı. Çifte kupalı şampiyon. Evet ne mutlu Beşiktaşlıyım diyene bu sezon. Gerçekten öyle. Müthiş bir şampiyonluk. Bana göre hep söylediğim gibi tarihin en anlamlı şampiyonluğunu Beşiktaş kazandı. Ve zira Türkiye Kupası'nda da Müthiş bir oyun, akıllı bir oyunla Antalya Sporu devirdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonu oldu Beşiktaş. Çifte kupalı şampiyonu tebrik ediyoruz ve Beşiktaşlılar çok mutlu, coştu. Artık Beşiktaş'ta hedef transfer. Evet transferde bugüne kadar zaten Beşiktaş'taki bütün gelişmeleri gün gün verdik. Ama bundan sonra Beşiktaş'ta öyle gelişmeler olacak ki siz bile şaşıracaksınız. Siz merak etmeyin Beşiktaş bomba isimleri transfer edecek. Evet gündem. Gezal ve Rozier'in durumu. Daha önce söylemiştim biliyorsunuz. Leicester City ile Gezal konusunda 5 milyon euro teklif ettiler. 7 milyon euro e, bir talebi vardı. Leicester City'nin ama Gezal o kadar iyi oynamaya başladı ki Lyon ısrarla istiyor ama Gezal Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Rozier konusunda da Sporting ile 5 milyon euro istemişti e, Portekiz ekibi ama 4 milyon euro gibi bir rakamada bu transfer bitecek gibi görünüyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ayak bastı parası bu transferlerde kullanılacak. Yani bu paraların zaten gelenin üçte birini üçte bir oranında kullanabiliyor kulüpler. Beşiktaş da bunu bu şekilde bütçeye çevirecek. Gezzala çok talipler var dedik. Gezzal konusunda bir sıkıntı yaşama ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş B planında devreye soktu. E, Gezalın olmama durumu, Gezalda bir son dakika pürüzü yaşanması durumunda e, futbolcu bulmakta zorlanmamak için, çünkü iyi futbolcular kısa sürede kulüp buluyorlar. Bu sefer e, geç kalıyorsunuz iyi oyuncu bulmakta ve <laughs> Beşiktaş da e, Gezala e, alternatif belirledi. Aslında iki oyuncunun da ben kalacağını düşünüyorum çünkü kalacakmış gibi hareket ediliyor zaten. Yönetici Erdal Tolunoğulları da taraftar ne kadar istiyorsa biz de Gezdal'ı o kadar istiyoruz. Gezdal ve Rozier'i o kadar istiyoruz e, demişti A Spor'daki e, kupa maçı öncesinde yaptığı röportajda. E, İzmir'deki röportajda. Bunu söyleyelim. Yani yönetim de çok istiyor. Ama diyelim ki Rozier olmadı. B planı devreye girecek. B planında bir isim var. Trabzonspor'unda daha önce gündeme gelmişti. Trabzonspor çok istemişti bu ismi. Ama... Menajeri sürekli fiyat artırdığı için Trabzonspor bu isimden vazgeçmişti. Kim bu isim? Bordo ile sözleşmesi biten Yusuf Sabali. Evet Yusuf Sabali ile Beşiktaş dirsek teması halinde. Evet çünkü sözleşmesi bitti. Boşta olan bir oyuncu 28 yaşında Senegalli Sabek. Bon servisi elinde dediğim gibi market değeri 8 milyon euro gibi görünse de oyuncunun bon servisi yok sonuçta. Ee, bu sezon 32 maça çıkmış Bordo'yla birlikte. Bir gol, iki asisti var. Yani devamlılığı olan bir e, oyuncu. Dediğim gibi Beşiktaş eğer e, Gezdal'da bir son dakika pürüzü yaşarsa e, bu durumda Yusuf Sabeli e, B plan olarak devrede gündemde duran bir isim. E, Beşiktaş'ın biliyorsunuz devre arasında Evgen Knoplanka gündeme gelmişti. Ee, Beşiktaş sezon başında da istemişti Devre arasında da bu isim gündeme gelmişti Ama se sezon başında daha çok Beşiktaş'ın istediği bir is isimdi ee, Hatta yönetici Erdal to Torunoğulları Donex'e kadar bu transfer için gittiği o dönemde söylenmişti sezon başında Şakdar e eski başkan Fikret Orman döneminden beri Beşiktaş'ın gözdesi olan Knoplanka'yı satmaya aslında meraklıydı ama Ukraynalı oyuncunun uçuk istekleri yüzünden Beşiktaş bu transferden vazgeçmişti. Bu yüzden Kallari'nin Belçika ligine yeniden kiralanması rafa kalkmıştı. Larin Gezzal'la beraber sezonun en iyi oyuncularından biri oldu. Ama gel gelelim ki Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli payı oldu Gezzal'la Larin'in. Konoplanka eğer Konoplanka gelmiş olsaydı Larin Belçika'ya tekrar kiraya verilmiş olacaktı. Knoplanka ise bu sezon çok büyük iki sakatlık geçirdi. Sadece 8 maçta forma giyebildi. Yani bir anlamda Beşiktaş'a Allah korumuş oldu. Beşiktaş nokta atışı bir tercih yaptı bu konuda. Bunu da bir bilgi olarak size ileteyim. Evet Dorukan konusunda yöneticilerin yine kupa maçı öncesinde Dorukan'la ilgili çok soru gelmişti. Yöneticiler bu konuda da Dorukan'a bir teklif daha yapacağız. teklifimizi revize edeceğiz demişlerdi. Gelen bilgilere göre e, hem Ahmet Nurçevi, Başkan Ahmet Nurçevi'nin talebiyle yönetici e, Emre Koca da Dorukhan'la bir son görüşme yapacak. Ve görüşmede e, yani 900 bin euroydu teklif. Belki 1 milyon euroya çıkabilirler. O, oyuncunun 1 milyon 300 bin euroydu talebi ama artık şampiyon bir takımda oynuyor ve şampiyonlar liginde oynayacak. Milli takıma seçildi o yüzden de e, daha önce yöneticilere... Ee, geçtiğimiz günlerde merak etmeyin Türkiye'den hiçbir teklif yok. Hani Fenerbahçe'nin çok ilgilendiği, Galatasaray'ın ilgilendiği iddiaları vardı. Bu menajerler tarafından e, ortaya atılan iddialar işte haber yayınlansın, oyuncunun eli güçlensin. Menajerin de aynı zamanda deli güçleniyor ama Dorukan şunu söylemiş. Yurt dışından teklifler var ama Türkiye'de Beşiktaş'tan başka hiçbir takımda oynamam demiş. Yani şunu söyleyeyim. Ya Beşiktaş ya yurt dışı demiş ama e, yönetici e, Başkan Ahmet Nurçevi'nin e, talebiyle direktifiyle görüşecek olan Beşiktaş'ın başarılı yöneticilerinden Emre Koca'da e, Dorukan'la bir görüşme yapıp e, işte teklifi revize edecekler. Yani biraz artıracaklar belli ki Dorukhan'ı da ikna edecekler gibi görünüyor. Ben Dorukan'ın Türkiye'de gerçekten Beşiktaş'tan başka takımda oynayacağına inanmıyorum. Ee, Larin'in satılma durumu var biliyorsunuz, başkan da söylemişti. Aslında Olympiakos'tan 10 milyon euro artı bonuslarla 2 milyon euro, 12 milyon euro'luk bir teklif var ama başkan Şampiyonlar Ligi'nde atıp, Şampiyonlar Ligi'yi görüp, Şampiyonlar Ligi'nde atacağı gollerle piyasası 20-25 milyon euro'ları bulur. Ondan sonra satarız demişti. Eğer Larin bu dönemde hemen satılırsa, yaz transfer döneminde hemen satılırsa Larin'in yerine düşünülen isim şu, e, Trabzonspor'lu Ekuban. Neden Ekuban? Çünkü Ekuban'la ilgili başkan İtalya'dan iki kulüp ciddi anlamda istiyor. Trabzonspor'un Ekuban için belirlediği rakam 10 milyon Euro. Ama şu ana kadar 7 milyon Euro'ya çıkan İtalya'dan takımlar var. S Sampdoria ve Saint ben ciddi anlamda istediğini biliyorum ama e, diğer İtalyan takımını da önümüzdeki günlerde sizinle paylaşırım. E, ama burada şunu söylüyor e, Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın eğer Trabzonspor gerçekten Ekuban'ı satmaya karar verirse biz Ekuban için devreye girebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ın şöyle bir fair play anlayışı var. Ben çok takdir ediyorum. Kulüplerle ilişkisi olan oyunculara talep olmuyorlar. Kulüplerle ilişkisi tamamen biten, yollarına ayıran oyunculara talep oluyorlar. Ekuban konusunda da Trabzonspor net kararını verdikten sonra Sergen Yalçın'ın talimatıyla Beşiktaş devreye girip Ekuban'ı transfer etmek isteyebilir. Ama tekrarlıyorum yine diyorum. Trabzonspor Ekuban'la gerçekten yollarını ayırırsa, evet Ekuban satıldık derse Beşiktaş devreye girip e, Ekuban'ı transfer edebilir. Tabi Lali'nin de gitmesi lazım. lalenin de iyi paraya satılması lazım. Bu bilgiyle sizinle paylaşayım dedim sevgili Beşiktaşlılar. Evet Beşiktaş'ta e, sıcak günden böyle gelişmeler böyle e, sevgili Beşiktaşlılar. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olacağız. En son çektiğim video rekar sayıda izlenme geldi. Bunun için çok teşekkür ederim Beşiktaşlılara. Büyük Beşiktaş taraftarı her şeyi hak ediyor. Ben de o yüzden Büyük Beşiktaş taraftarına büyük bomba transferleri buradan gün gün sizinle paylaşacağım. İlk Transfer TV Plus kanalı bu konuda öncülüğünü sürdürmeye devam edecek. Haberleri ilk veren transfer kanalı olacak. O yüzden Transfer TV Plus kanalından ayrılmayın. Yakın çevrenizdeki bütün Beşiktaşlıları da Transfer TV Plus kanalına abone olmaya davet edin. Çünkü bu kanal sizin sevgili Beşiktaşlılar. Ee, bir de e, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Dediğim gibi çektiğim videoları beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz, soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Dediğim gibi yakın zamanda e, transfer dönemi başladığı günlerde e, canlı yayınlar da yapacağım. ve Canlı canlı sizin. E, sorularınıza, transferle ilgili sorularınızı da cevaplandıracağım. Evet, paralamız neydi sevgili Beşiktaşlar? Beşiktaş'ta yaşanan tüm transfer gelişmeleri Transfer TV Plus kanalından izlenir. Evet, başta Almanya'daki gurbetçi Beşiktaşlılar olmak üzere dünyadaki bütün Beşiktaşlılara Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. Evet, Beşiktaşlılar çok mutlu çünkü çifte kupalı şampiyon Beşiktaş. Koşun haber verin tarihe şampiyon Beşiktaş. Hoşçakalın sevgili Beşiktaşlılar. Yarın bomba gibi transfer haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.